Ben Jülide. 30 yaşındayım. Bir yıldır İstanbul'dayız. İzmir'den geldik. Annem ve babam kazada öldü. Hayatta kalan tek yakınım kocam. Onun adı Ahmet. Eşimin adı Ahmet. Hayatta kalan tek yakınım. Neden hatırlamıyorum. Eşimin adı Ahmet. 3 yıldır evliyiz. İstanbul'a geçen sene geldik. Benim mutlu bir evliliğim var. Neden hatırlamıyorum. Kalbimin titrediği bir an olmalı. Deli gibi ağladığım, korktuğum, yendiğim, yenildiğim, teslim olduğum anlar olmalı. Hiçbirini hatırlamıyorum. Kalbimde inceden bir sızı var. Kaybettiğim tek şey hafızam değil, biliyorum. Neden hatırlamıyorum? Jülide? Jülide? İyi misin? Neden hatırlamıyorum? Ali, ne durumdayız? Hasta uyudu. Pozisyonu da ayarlandı. Ciddi beyin ödemi ve MR'da şifti var. Gönül? Yani işin zor. Motor steril değil. O zaman perforatörle açarız. Bayanlar, baylar, bu gece buradayız. Başlayalım. Doktor bey, ameliyat nasıl geçti? Başarılı. Oh, çok şükür. Ama bu her şey iyi anlamına gelmiyor. Çıkardılar mı odasına? Ne zaman görebiliriz doktor bey? Bakın, sizi anlıyorum ama hastayı biraz daha uyutmamız gerekecek. Öderme riskine karşı. Ama siz ameliyat iyi geçti demiştiniz. Bir terslik mi var? Kesin bir şey söyleyemem. Yani biraz yoğun bakımda kalması gerekiyor ama uyandığında başka sıkıntılar olabilir. Nasıl yani? Uyandığında bir aras falan kalmasın. Yani bu tip riskler her zaman için. Hanımefendi, hiç merak etmeyin. Doktorlar elinden geleni yapıyor ona yardım edebilmek. Hemşire hanım. Hem zaten bir sorun olursa takibi alınır. Ona göre bir program oluşturulur. Fizik tedavi yöntemleri var. Hemşire hanım. Eğer hasta hazırsa yoğun bakıma alın. Bundan sonraki bilgiler zamanı geldiğinde doktorlar tarafından verilecektir. Gönül. Ne bağırıyorsun oğlum kıza? Çok yorgunum Ali. Kimseyle uğraşacak halim yok. Pardon. Gönül! Gönül! Gönül, dinlesene beni! Gönül! Gönül, saçmalama, bin şu arabaya konuşalım. Dinleyecek misin beni? Bırak. Ne var bu kadar sakince? Bırak ya. Ne mi var? Evet. Ne mi var Tekin? Ya rica ediyorum, yapma şunu. Sen böyle bilmezden gelince ben çıldıracak gibi oluyorum. Tamam, belki de hastanede herkesin önünde sana bağırmamam lazımdı ama biliyorsun ama ki... Ama ne? Aması falan yok bunun. Lafımı kesmediğim, sana 10 defa söyledim.
Hasta yakınlarına açıklama yapmanın ne kadar zor olduğunu bilmiyor musun? Biliyorum. Biliyorum. O yüzden de araya girdim zaten. Sana yardım etmeye çalışıyordum. Ama sen orada herkesin ortasında aşağıladın beni. Kim olursan ol. Ne olursan ol, tamam mı? İster cerrah, ister doktor ol. Ne olursan ol ya, bana ne? Bana ne? Benimle kimse öyle konuşamaz. Kimse benimle öyle konuşamaz. Hele beni sevdiğini söyleyen biri asla. Özür dilerim. Tamam mı? Seni seviyorum. Duydun mu beni? Seni çok seviyorum. Ya bırak Allah aşkına Tekin ya. Önce yap et kır dök. Ondan sonra seni seviyorum. Oh ne güzel iş. Nasıl sevmek ya? Tamam. Bana istediğin cezayı verebilirsin. Razıyım. Ama böyle başını alıp çekip gidersen kendimi şu arabaların altına atarım ona göre. Seninle ciddi bir şey konuşulmuyor değil mi? Hı? Şaka yaptığımı düşünüyorsun. Tekin ne yapıyorsun? Tekin gelir misin buraya? Ne yapıyor ya? Tekin! Tekin! Bazen içinde bir deliyle yaşadığını düşünüyorum. Dışarı çıkıp sanki seni ele geçiriyor. Başka biri olup çıkıyorsun Tekin. Fevri, kaba, inceliksiz. Beni affetmen için ne yapmam lazım? Müsaade et biraz dinleneyim. Yarın hastanede görüşürüz. Tamam. Nasıl istersen. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoş geldiniz Tekin Bey. Hoş bulduk. İyi akşamlar. İyi akşamlar Tekin Bey. Nerede bizimkiler? Ön bahçedeler efendim. Siz de bir şey almak ister misiniz? Kahve. Peki efendim. Hani gönlümde Tekin'inle daha renkli konsept bir düğün isteyeceğini düşünmüştüm ben. Biraz fazla ağır oturaklı gidiyoruz sanki. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ne haber? Biz de tam sizin düğünden bahsediyorduk aslında. Gerçi ben size bir kır düğünü önerdim ama. Kır düğünü fikri çok ilginç ve konsept gerçekten de. Neşe, tavırlarına dikkat et. Özür dilerim babacığım. Abim ve yetim nişanlısının arabesk aşkı için yeterli heyecanı duyamıyorum. Üzgünüm. Neşe. Neyse ne. Sana hayatta başarılar diliyorum. Size de iyi geceler diliyorum. Benim izin başlamış. İzninizle. Ne o? Tartışmışsınız yine. Bu konuda uyarmıştım seni. İnsanlar tartışabilir baba. Büyütülecek bir şey yok. Burası benim hastanem. Hasta yakınlarımın da önünde. Önemli bir cerrah. Üstelik benim oğlum bir hemşireyle tartışamaz. Gönül benim nişanlım. Yakında senin soyadını alacak. O kız bir aileye, bir soyadına bağlı nedir bilemez. Neden bilemez? Nihayetinde bir yetimhanede büyümüş. Seninle tartışarak yakında soyadını taşıyacağı bir aileyi küçük düşündüğünü göremiyor. Kendini seninle bir tutamaz ki. Susmayı, alttan almayı da bilmiyor. Bunu da hiçbir zaman öğrenemeyecek. O zaman ben de sana şunu söyleyeyim. Gönül'ü böyle dik durduğu için seviyorum, anladın mı? 7-8 yaşlarındayken eve bir sokak köpeği getirmiştin, hatırlıyor musun? Evin arka bahçesine gömmek zorunda kalmıştın. Eve bir sokak köpeği getirirsen neler olacağı konusunda uyarmıştım seni. Denenmiş denenmez Tekin. Yol yakınken bir kez daha düşün derim. Thank you.
Tekin. Tekin. Günaydın. Günaydın. Hadi gel, kahvaltı hazır. Gel buraya, gel. Çok güzel kokmuş. Kızarmış ekmek kokusu. Ama biraz daha oyalanırsan soğuyacak. E hadi o zaman. Hadi gel. Ah Ahmestan. Böyle gelip tavukların mamalarına dadanırsan onlar da işte böyle seninkilerini yer. Ne olur senin sırtına kız. Afiyet olsun. Hatice anne. Aa, Gönül. Kız ne kadar güzel olmuşsun böyle. Havan değişmiş, saçın değişmiş. Ay çok özledim, hoş geldin. Ben de seni çok özledim. Canım. Aa, yavrum benim. Oh canım. Canım. Bak sana ne getirdim. Bak. Ben aslında mahcubum sana karşı biraz. Aa, o niye o? Hiç uğrayamadım sana. İhmal ettim. Halbuki senden başka kimim var? Değil mi öyle kızım? Öyle öyle. 12 yıl yuva, ondan sonra yetiştirme yurdu. Sen olmasan nasıl geçerdi o yıllar? Ben olmasam başkası olurdu. Ayşe Ana, Fatma Ana biri olurdu. Senin gibi olmazdı. Sen gelince durdu bütün o dayaklar. Hepimiz rahat bir nefes aldık ya. Senin hakkın ödenmez. Affedecek misin beni? Bak şimdi. Sen biliyor musun? Ben aranmayınca mutlu oluyorum. Öyle öyle. Siz beni aramayınca ben biliyorum ki iyisiniz, rahatsınız. Seveniniz, sahip çıkanınız var. Ama biriniz aradığında o zaman işte aklım çıkıyor. Diyorum ki bir sıkıntısı var. Sığınacak bir kanat arıyor. Ama şimdi çok sevindim geldiğine. Hem de güzel haberler getirmişsin. Hadi anlat bakalım o yeni nişanlını. Ne oldu, ne bitti? Ben neyi anladım biliyor musun onu tanıyınca? Çocukların mutlu olması için aile de yetmiyormuş. Kavgalı mı yoksa ailesiyle? Yok. Ne bileyim, soğuklar. Acıyorum bazen ona. Böyle en azından bizim başımızda sen vardın. O hiç sevilmemiş gibi. Gönül, sen vicdanlı kızsın. Acımayla sevmeyi birbirine karıştırma sakın. Yok canım, öyle bir şey değil. Beni çok seviyor. O seni çok seviyor, öyle mi? Peki ya sen? Herhalde Hatice anne. Bu saçları değirmen de artmadım kızım. Dikkatli ol. Tamam, olur. Bu gece bir parti varmış. Neşe pek detay vermedi ama buraya tercih ettiğine göre epey eğlenceli olsa gerek. Kıyamet kopsa orayı tercih ederdi. Hastaneden arkadaşlar düzenledi. Düğün öncesi küçük bir eğlence. Aa, düğün demişken. Başlıyoruz ya. Bugüne kadar tamamlanmış olması lazımdı. Ama Lale sizin yerinize bir davet listesi çıkardı. Biliyorum siz her şeyi daha küçük düşünüyordunuz ama maalesef bu pek mümkün olmayacak. Onun yerine ben de sizin için... Çok teşekkür ederim. Elinize sağlık. Afiyet olsun efendim. Yanlış anlama Gönül ama davetli listesini henüz bize ulaştırmadın. Düğüne kimleri davet edeceksin bilmek istiyorum. Sebep? Bu onun düğünü. İstediğini çağırabilir. Merak etmeyin. Hemşirelik okulundan birkaç arkadaşımı davet ettim. Onlar da sizi utandıracak insanlar değiller. Evet, esas meselede konuşulduğuna göre bizim katılmamız gereken bir davet var. Hadi Gönül. Yemek için teşekkürler. Rica ederim, afiyet olsun. Yani böyle iyi akşamlar. İyi akşamlar Gönül. Gönül, beni arabada bekler misin? Önemli değil.
Birlikte çıkalım lütfen. Tamam, hemen geliyorum. Peki. Sakın bir daha onu aşağılamaya çalışma. O benim karım olacak. Henüz değil. Baba, beni zorlama. Eğer bir daha onunla böyle konuşursan... Ne yaparsın Tekin? Seni seviyorum. Ne dedin, duyamadım. Seni seviyorum. İnanmıyorum. Kızım neredesin sen? Rujumu tazeledim. Çilek aromalı tadına bakmak ister misin? Ne yapıyorsun? Abin görecek. Korktun mu? Saçmalama. Korkmadım. Bak, özellikle yapıyorsun değil mi? Abini delirtmek için yapıyorsun. O zaten yeterince deli değil mi? Tamam, hadi onların yanına gidelim, hadi. Hadi. Bir şartla. Akşam senle yiyelim. Ya ne yedirdi de Mahsar Bey siz bu hale geldiniz? Alo. Tomografi çektiniz mi? Tamam, hemen bana gönderin. Duydun mu? Tamam, ameliyathaneye hazırlayın, geliyorum. Geliyorlar. Düğün tarihiniz belli oldu mu Tekin Bey? Ayrılık haberleri çıkmıştı geçen hafta. Nereye gittin? Hastanede kavga ettiniz, doğru mu? Çok güzelsin. Ah, bittim. Benim hala enerjim var. Benim de uykum var. Benim yok. Şimdi hemen yatıp uyuyacağım. Yarın sabah olunca da sevgilimin kollarına koşacağım. Ben de sabah sevgilimi bekliyor olacağım. O zaman iyi geceler. Hadi git artık. Yakında beni böyle kolayca kovamayacaksın. Sen öyle sandın. Aa, yazdın bunu bir kenara. Hadi, kapat, hadi kapat. Kimse var mı yanında? Tamam, geliyorum. Yüreğimi ateşler sardı. Arıyorum merhemimi. Söyleyin, nerede bulurum ben kaderim olan hekimimi? Yüreğimi saat ateş... Saat kaç? Neden uyandırmadın beni? Öyle uyandırmak istiyor gibi görünmüyordun. Sana da günaydın. Yüzüğümle saatim nerede? İçeride herhalde. Kime hazırlanıyorsun sen böyle? Kime hazırlanıyorsun? Allah'ım ya. Niye susuyorsun Figen? Senin her şeyini karşılıyorum.
Yetmiyor mu? Ne yapayım? Boş boş oturup aramanı mı bekleyeyim? Canım mı sıkılıyor? O zaman kitap oku. Kitap falan okumam ben canım. Ay darallar geliyor bana. İçim sıkılıyor. Hem zira bilmediğim şey yazanına da rastlamadım ben. O zaman hatırlat da bir daha gelişimde tıp kitapları getireyim. Benim anatomik bilgim senden daha fazla olabilir yalnız. Ne diyorsam oluyor. Atarına kurban olayım be. Seni alan yaşadı vallahi. Sırtı biraz daha açmamızı ister misiniz? Bakayım. Yok, bence iyi böyle. Tamam o zaman. Duvak için tül örnekleri geldi. Onlara da bakalım. Tamam. Sen Tekin'in nişanlısısın değil mi? Evet. Ben sizi çıkaramadım, pardon. O sandığın gibi biri değil. Çok çok tehlikeli bir adam. Bırakır mısınız kolumu? Bak, seni uyarmak için çok büyük risk aldım. Hakkınızda haberler çıkıyor. Yetimhanelerde yetişmişsin. Kim bilir neler yaşadın. İyi bir kızsın sen. Yazık olur sana. Sakın evlenme Tekin'le. Kimsiniz? Neden yapıyorsunuz bunu? Benim adım İknur. Ama Tekin sana benden bahsetmemiştir. Yıllar önce ben de senin gibi inandım ona. Zor sıyırdım yakamı psikopatın teki o. Canının biraz kıymeti varsa arkana bakmadan kaç. Gönül Hanım, polis çağırabilir miyiz lütfen? Gerek yok. Gidiyorum. Bana inanmadığını biliyorum ama sana kanıtlayabilirim. Burada adresim var. Lütfen gel. Elimde görmen gereken şeyler var. Tekin'e de sakın benden bahsetme. Buyurun. Muhteşem görünüyorsun. Tekin, kimdi o kadın? Hangi kadın? Biraz önce yanından geçen. Bilmem, dikkat etmedim. Sevgilimin güzelliği gözlerimi kamaştırdı. Gönül Hanım, ne yapayım? Arayalım mı polisi? Polis? Bizi biraz yalnız bırakır mısınız? Tabii. Tekin, o kadın seni tanıyordu. Hastalarımdan biri miymiş? Gönül, ne oluyor? Korkmaya başladım. Hayır, senin eski sevgilin olduğunu söyledi. Senin çok tehlikeli biri olduğunu ve senden uzak durmam gerektiğini. Ne? Evet. Bak, Tekin o kadını tanıyorsa. Saçmalama, daha neler? Deninin teki benim sevgilimin asabını bozmuş. Keşke daha önce gelseydim. Niye böyle bir şey yapsın, anlamıyorum. İşte bu yüzden. En güzel günümüzü mahvetmeye çalışıyorlar. Böyle insanlara verilecek en güzel ceza asla umursamamak. Tamam mı? Gel buraya güzellik, gel. Daha iyi misin? İyiyim. Kudursalar da delirseler de bizi ayıramayacaklar. Seni çok seviyorum. Gel bak. Çok güzeliz. Bak, aklıma ne geldi. Buradan gidelim ve Yıldırım nikahıyla evlenelim. Sonra da herkesten uzağa kaçalım. Baban çıldırsın. Umurumda değil. Vallahi ikimizin de hayatını karartır. O zaman şu üstündekini çıkar, yoksa dayanamayacağım. Tamam. Bir yere kıpırdamam, hemen geliyorum. Tamam, bekliyorum. Pardon, buranın başka bir çıkışı var mı? Var, arka tarafta. Teşekkürler. Rica ederim. Tekin. Tekin.
İyi misiniz? Ay. Başınız mı döndü? Kızım su getirin hemen. Tansiyonunuz mu düştü acaba? Hay Allah. Gönül. Kötü oldu biraz. Neyin var hayatım? Ya başım döndü sadece. Bu kadar. Sen hızlı mı giyindin? Ne ara hazırlandın? Yok yok, iyiyim şimdi, geçti tamam. Düğün öncesi çok yoruluyor gelin adaylar tabii. Buyurun. Kan şekerim düştü. Sen bir şeyler yedin mi bugün? Hadi gel bir şeyler yiyelim, ne dersin? Nereye gidelim? Ne yemek istersin? Aç değilim. Bak böyle yapıyorsun, sonra da bayılıyorsun işte. Tekin, ben yoruldum galiba biraz. Dinlenirsem geçer. Tamam. İstiyorsan eve gidelim. Uzanırsın. Sana çok güzel bir yemek yaparım. Belki film falan da izleriz. Ne dersin? Ben sadece bu gece birazcık uyumak istiyorum. Beni affet lütfen. Ne oldu sana? Ben kabine girmeden iyiydin. Telefon falan mı geldi? Yok. Dedim ya, yoruldum herhalde biraz. Yüzüme bakar mısın? Ne oluyor? Yani yoksa hala o manyağın dediklerini falan mı düşünüyorsun? Yok. Unuttum bile. Bir şey yok Tekin, gerçekten. Yoruldum sadece. Tamam. Peki. Daha neler Gönül ya. Yani tamam Tekin biraz fevridir de kadın da abartsaymış yani. Deli midir nedir? Vallahi pek öyle deliye falan benzemiyordu Aylin. Çok ciddi görünüyordu kadın. Yani hastaneye gelse tamam da senin gelinlik provanı nereden biliyordu geliyor? Kesin paparazi bu. Paparazi mi? Ya paparazi niye böyle bir şey yapsın Aylin ya? Birbirinize girin diye. Köşede bekleyen kesin bir muhabir vardı. Siz böyle kavga ederek çıkacaksınız. Bu böyle aklınca sizin fotoğraflarınız çekecek. Sonra böyle saçma sapan haberler. Düğün öncesi kavga. Ne bileyim, yoksa ayrılıyorlar mı falan filan. Hep öyle şeyler görüyoruz. Sen de biliyorsun Gönül. Tekin. Tekin. Tekin ne? Ay neyse, tamam ya, tamam. Tamam, kapatalım bu konuyu. Tamam, kapatalım. Gönül, bak bu adamla bir yıldır beraber olan sensin. Ya sen dinleme kimseyi. At imzanı, kuru yuvanı yaşamana bak. Hem bağ düğünde karşılıklı göbek atacağız. Ay ne düğünmüş ama ya. Herkes üstüme geliyor. Ailesi bir yandan, paparaziler bir yandan. Şimdi bir de eski sevgilisi çıktı karşıma. Sen inandın yani onun eski sevgilisi olduğunu. Ay ben neye inanacağımı şaşırdım şu anda. Ay... Elin ya. Ay niye böyle? Soğusun, soğunca bakacağım ben sana. Şu koca şehirde yaşayan bir kızım var benim. Öyle mi? Büyük ihtimalle diyelim. DNA testi yaptırmadan hareket etmemiz doğru olmaz. Annesine o kadar çok benziyor ki.
Çok yorgunsunuz Kürşat Bey. Dinlenmeniz lazım. Ben doktorunuza haber vereyim. Geçmiş olsun. Sağ ol. Zahmet etmişsin buraya kadar. Ne zahmeti? Ben 3 yıldır senin çıkacağın günü bekliyorum. Hadi durmayalım burada. Gidelim önce güzel bir kahvaltı yapalım. Ondan sonra birlikte... Sonra yapalım Özlem. Benim öncesinde bir işim var. İyi, görüşürüz o zaman. Görüşürüz. Ha bir dakika. Bu arada... Öğleden sonra şu adreste olursan harika olur. Neresi burası? Sürpriz. Gelince görürsün. Tamam. Görüşürüz. Geçmiş olsun. Baban dün tembihledi. Çıkınca mutlaka bizi arasın dedi. Şimdi bırak babam ne olur. İşimiz var sende. Tamam. Senden istediklerimi yaptın mı? Yaptım. Ama o eve girmek artık çok zor. Sana yapılan o hain kutudan sonra evdeki adamları 2 katına çıkardılar. Biliyor tabii köpekler oğlunun kanının yerde kalmayacağını. Bunca yıldır bir açıklarını bulamadın mı Mahmut? Günaydın Kürşat Bey. Evet, gördüm haberi. Şu an onunla ilgileniyorum. Elbette. Haberdar ederim. Günaydın. Vallahi ne yalan söyleyeyim. İçimden diyordum kesin Tekin kapının önündedir diye ama... nasıl üzüldüyse demek. Ne varmış üzülecek? Adam sana o kadar açıklama yapıyor. Sen inanmıyormuş gibi tavır yapıyorsun Gönül. Tavır falan yaptığım yok Aylin. Aa sen de başıma Tekin'in manevi annesi kesildin ha. Cici anne pozisyonu doluydu. Ondan. Ya kızma be şaka. Hani bunun bir de cici annesi var. Tamam. İnanmıyorum. Jeste bak. Yani. Ver bakayım şunu. Seni çok seviyorum. Dün gece beni başından savdın ama bu gece senin için güzel sürprizlerim. Ay ben bile çok heyecanlandım. Ya dedim gerçekten çok şanslısın ya. Ameliyata girmeden gidip yakalayayım şunu. Yani. Hadi hadi hadi.
Gönül hemşire, Gönül hemşire. Ben de size geliyordum. Bu size gelmiş dün gece. Gece mi? Evet, kurye getirmiş. Teşekkürler. Tekin'in ne kadar ikna edici bir adam olabildiğini biliyorum. Bu fotoğraflar belki bana inanmana yardım eder. Uzak dur o adamdan. Hanımefendi, iyi misiniz? Başım döndü biraz. Bir su vereyim ben size. Dilerseniz acil servis hemen burada. Daha iyi misiniz? Teşekkürler. Sağ olun. Geçmiş olsun. Abi. Ulan dur be oğlum dur. Nasılsın aslanım? Çok özledim be abi. Geçmiş olsun. Sağ ol. Ben kocaman adam olmuşsun. Yokluğunda iş başa düştü abi. Arabana gözüm gibi baktım ha. Sağ ol. Neden çağırdınız beni buraya? Nasıl? Güzel güzel, çok güzel. Senin mi? Hayır. Senin. Özlem. Dur, hemen itiraz etme. Önce bir bak, yani beğenmediğin şeyler olursa değiştiririz. Hem zaten zamanla oturur. Bütün işler seni bekliyor abi. Rıdvan, biraz müsaade etsene bize. Özlem, neden yapıyorsun bunu? Ne demek neden yapıyorsun ya? Sen olsan aynı şeyi benim için yapmayacak mıydın? İçerideyken de geldin, kaç sefer alakadar oldun, sağ ol. Ama burası bir iş, arkadaşının yapacağı iyiliğin çok ötesinde. Bir dur. Bak, senin çalışıp kafanı dağıtabileceğin bir yere... benim de güvenebileceğim bir ortağa ihtiyacım var. Tamam mı? Bu kadar. Bak, sen çalış, hayata dön. Ben de İstanbul'un en iyi iç mimarıyla çalışıyorum diye hava atabileyim tekrar. Olur mu? Tamam. Tamam. Ama önce anlaşalım. Marangozum ben. Tamam, marangozsun sen. Çok iyi bir insandı ya. Allah rahmet eylesin. Acaba ne derdi bari? Arkadaşlar, şeride geçmeyelim lütfen. Sizler de arkadaşlar. Lütfen basın mensupları. Yardımcı olalım lütfen. Kaçıncı kattan atladı acaba? Ay çok gençti, yazık oldu. Gencecik kızdı ya. Lütfen arkadaşlar, lütfen. Fotoğraf çekmeyelim arkadaşlar. Tamam. Hiç böyle bir şey yapacak bir kadına benzemiyordu. Kimin ne derdi olduğunu bilemiyorsun işte. Pardon, ne olmuş burada? Bizim üst komşu İlknur, gencecik kadın. İntihar etmiş sabaha karşı, atmış kendini aşağıya. Orası meçhul. Akşam kavga sesleri geliyordu. Keşke bir kapısını çalıverseydik. Pardon, bakabilir misiniz? Acaba kendini atan kadın bu mu? Evet. Yakını mısınız?
Yıllar önce ben de senin gibi inandım ona. Zor sıyırdım yakamı psikopatın teki o. Canının biraz kıymeti varsa arkana bakmadan kaç. Tekin o kadın seni tanıyordu. Hastalarımdan biri miymiş? O sandığın gibi biri değil. Çok çok tehlikeli bir adam. Saçmalama daha neler. Deli'nin teki benim sevdiğimle asabını bozmuş. Korkma benim. Hem bana yedek anahtarını veriyorsun sonra da korkuyorsun. Evet. Sana kendi ellerimle hazırladım. Nasıl? Keşke geleceğini haber verseydin. Ne o zaman sürpriz olmazdı ki. Yorgunsun. Hadi üzerine değiş gel. Bir şey mi oldu gönül? Ne var? Gönül. Bunu nasıl izah edeceksin Tekin? Tamam, ben giderim o zaman. Gönül bir dur Allah aşkına. Ya bırak kolumu. Tekin, madem ilişkiniz vardı, neden bana kadını tanımadığını söyledin? İşte bu yüzden. Şu haline bak. Dinlemiyorsun bile. Ya neyi dinleyeceğim ya? Neyi dinleyeceğim? Anlat. Bak, zaten düğün öncesi yeterince gergindi. Bir de böyle şeyler anlatıp seni üzmek istemedim. Yalan söyledin. Yalan söylemedim. Canı sıkılmasın diye anlatmadım. İkisi çok ayrı şey. Tekin, kadın ayağıma kadar gelmiş, beni uyarmaya çalışmış. Sen hala kadını tanımadığını söylüyorsun. Anlaşsın istemedim Gönül. Tamam, bak. Bir dönem bir şeyler yaşadık, tamam mı? Ama çok uzun yıllar geçti üzerinden. Niye şimdi çıktı geldi peki? Rahatsız etmek için. O kadın hasta. Ayrıldıktan sonra beni takıntı haline getirdi. İnanmıyorsun değil mi? İnanmıyorsan git hastaneye sor. Onu içeri almamaları için herkesi uyardık. Tekin, kadını dövmüşsün. Ne yani? Dövmedin mi? Bunu bana nasıl sorarsın? Tabii ki dövmedim. Ama o huzurumuza balyoz gibi indi. Sen de buna izin verdin. İşte bak, amacına ulaştı. Huzurumuzu kaçırmak istedi ve kaçırdı. Gönül görmüyor musun? Bizi ayırmaya çalışıyor. Tekrar ona dönmem için yapıyor her şeyi. Tamam. Tamam bak, yarın birlikte gidelim. Hı? Benim gözümün içine bakarak anlatsın bütün yalanlarını. Senin önünde yüzleşelim, eğer rahat edeceksen. Artık çok geç. Ne demek bu? İlknur ölmüş.
Evet. Evine gittim. Kapının önünde polisler vardı. Kadın kendini balkondan atmış. Sen İlknur'un evini nereden biliyorsun? Sana eski sevgilinin öldüğünü söylüyorum. Sen bana bunu mu soruyorsun? Çünkü şu anda önemli olan sensin. O kadın inan bana yıllardır umurumda değil. Yazık olmuş falan da diyemeyeceğim, kusura bakma. Eninde sonunda kendine bir şey yapacağı belliydi. Keşke bize zarar vermeden önce yapsaydı. Dün gece neredeydin Tekin? Sen bana ne soruyorsun? Bunu soruyorum işte, neredeydin? Sen ne ima ettiğinin farkında mısın? Gönül, delirdin mi? Neredeydin Tekin? Aç gözünü, aç! Anlamıyor musun? Ona asla dönmeyeceğimi anladığı zaman böyle şeyler gönderip kendini öldürdü. Beni suçlu durumda düşürmek istiyor. Allah'ım ya! Biri duysa hayatım kayar. Sen bile benden şüphe ediyorsun. Ediyorum, evet. O gün İlknur'la karşılaştım. Sanki böyle hiç tanımıyormuş gibi geçtin gittin yanından. Sonra bana soruyorsun, bu benim eski hastam mıydı falan diye. Allah'ım ya, yüzünde hiçbir şüphe yoktu. Nasıl rahatsın? Ben bu kadar rahat yalan söyleyen birine nasıl inanacağım? Seninle ilişki yaşayan benim. Seni herkesten çok seven benim. Onca zamandır aynı hastanede çalışıyorum. Hiç mi tanımadın beni? Sevdiğin adama, nişanlına inanmıyorsun. Bir kere gördüğün bir kadının sözüne inanıyorsun ha? Ben gerçekten niye inanacağımı şaşırdım şu anda. Gerçekten. Gönül. Böyle olmaz Tekin. Böyle evlilik olmaz. Ben bu kadar yalanın üstünde bir yuva kuramam. Üzgünüm. Ben yapamayacağım. Yapamayacağım. Ben yapamayacağım. Bu tek başına verebileceğim bir karar değil. Evet öyle. Sen istesen de istemesen de bu böyle. Şimdi beni yalnız bırakır mısın lütfen? Hiçbir yere gitmiyorum. Ben giderim o zaman. Bırakmam seni. Sen benimsin. Tamam. Biz birbirimizi seviyoruz. Tamam. Hadi bana sevin. Söyle. İstemiyorum. Hayır, istemiyorum. Söyle. Yalnız istemiyorum. İstemiyorum. Ya. Geçtim. Sen benimsin, anlıyor musun? Tekin. Parmağımdan çıkmayacak, anladın mı? Yapma lütfen, istemiyorum. Çıkmayacak, anladın mı? Yapma, istemiyorum, yapma. Yapma, yapma, yapma. Gönül. Gönül, çok acır mı? Gönül, Gönül özür dilerim. Özür dilerim hayatım. Canın yanıyor mu? Gönül, Gönül özür dilerim. Özür dilerim, inan bana özür dilerim. Acıyor mu? Gönül. Bırak beni, bırak beni. Özür dilerim. Nereye gidiyoruz? Hastaneye. Ya da vazgeçtim. Karşıya geçelim. Emin misiniz? Evet. Evet. Ya.
zor. Gönül. 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 Oh. 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 Abla, bir hastaneye falan gitseydik. Ya da ne bileyim, karakola falan. He? Buradan uzaklaşalım da bir an önce lütfen. Hadi lütfen, hızlanabilir miyiz biraz? Hadi bas, hadi. Aylin, Gönül aradı mı? Ha, evet. Hayır, hayır, hayır. Yani ararsa haber ver, tamam mı? Bir şey mi oldu? Tartıştınız mı yine? Yok, yok, tartışma falan yok. Sen ararsa haber ver yeter. Tamam. Altın Halme'de iyi akşamlar. Alo, Gönül geldi mi? Bu gece nöbeti yokmuş Tekin Bey. Hayır salak, biliyorum tabii ki. Acili bağla. Dur. Güvenlik şefine söyle. Eğer Gönül gelirse asla bırakmasın. Birazdan oradayım. Tamam. Bak abla, acın var. Göster bari şuraya kendini. Canına yazık. Sabaha kadar durmaz o el. İyi tamam. Gelmemi ister misiniz? Yoksa bekleyeyim çıkana kadar. Beklerseniz iyi olur. Ben nerede muayene olabilirim acaba? Sağ dön, koridorun hemen sonunda. Doktor Bey sizi biraz bekletecek. Affedersiniz. Geçmiş olsun, buyurun. Kolum çıktı mı, ne oldu bilmiyorum, kıpırdatamıyorum. Tamam, buyurun oturun siz. Doktor Bey sizi de alacak. Epeydir bekliyorsunuz herhalde. Biz mi girsek acaba? Burada beklemekten iyidir. Ben omzunuza bakabilir miyim? Pardon, izin verirseniz. Şöyle bırakın kolunuzu aşağı doğru. Bırakın, salın kolunuzu. Tamam, güzel. Yavaşça şimdi şöyle yapıyorum. İttirin bana kolunuzu. Böyle acı var mı? İki. Bu tarafta böyle acı. Tamam, tamam. Tamam, peki. Şöyle hafifçe yukarı kaldıracağım. Tamam. Omzunuz çıkmamış.
Büyük ihtimal sinir ezilmesi. Hareket ettiremeyince çıktı zannettim. Aa. İyi misin? İyiyim. Yani ödem yapmış tabii. Bir kas gevşetici sürerseniz bir de biraz oynatmayın, omzunuz geçer. Ama yine de tabii ağrısı geçmezse bir MR çektirmeniz gerekebilir. Bağlarda bir var mı yok mu bakmak lazım. Durun, ne yapıyorsun? Şunu açabilir misiniz bakalım? Ablam! Bekleyin burada, ben geleceğim. Of. Ah. Oh. Yardım edeyim mi? Tamam. Tamam, ben hallederim. Siz doktor musunuz? Hayır, değilim. Hı. Kendi yaralarınızı hep kendiniz arıyorsunuz o zaman. Ne demek kimse görmemiş? Bütün bölümlere haber verdiniz mi? Tek tek hepsine sordum. Gönül Hanım gelmemiş. Bütün çıkışı aradınız mı? Otopark, acil, servis çıkışı. Hepsinin bilgisi var efendim. Neredesin Gönül? Neredesin? Tekin Bey, bakın iyi değilsiniz. Gelin lütfen. Bütün hastaneleri tek tek arayacaksınız. Kaç kişi çalışırsınız, nasıl bölüşürsünüz umurumda bile değil. Anlaşıldı efendim. Bana Gönül'ü bulun. Bulacağız. Size doğru dürüst teşekkür edemedim. Müsaade edin ben götüreyim gideceğinize. Yok, gerek yok. Ben kendim giderim. Yalnız bu saatte buradan taksi falan geçmez. Bekleyecekti. Kim? Taksi. Ama gitmiş belli ki. Vallahi kusura bakmayın, ben sizi burada bırakamam bu saatte. Ama ben sizden böyle bir şey... Bakın bu gece yeterince talihsizlik yaşamışsınız zaten. Müsaade edin götüreyim. Bu arada sormamda sakınca yoksa bu yara bere nasıl oldu? Yani ilk önce emniyete gitmek isterseniz sizinle gelebilirim. Yok, hayır. İstemiyorum. Teşekkürler. Tamam. Sağa dönebilirim. Burası mı? Ha, evet, burası. Teşekkürler. Rica ederim. Bu arada bir şeye ihtiyacınız olursa benim atölyem... Yok, olmaz. Sağ olun. İyi geceler. İyi geceler. Hayırdır inşallah. Kim o? Hatice anne. Bunu sana. Nereye gideceğimi bilemedim.
bildiğin gibi değil. Ben o durumları çok iyi bilirim kızım. Onca sene yurtta itilip kakılmayın diye uğraştım. Hiçbirinize fiske vurdurtmadım. Seni. Aç. 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 Aç bakayım sen de. Aç. Seni. Sen. Madem söylemiyorsunuz, sopayı o zaman hepiniz yersiniz. Aç. Sen de aç elini. Şöyle yap, şöyle, şöyle. Şöyle yap, şöyle yap. Şöyle yap. Aç. Sen ne yaptığını sanıyorsun? Bilmez olur muyum? Sahipsiz buldu tabii. Sana mı yetmiş gücü? Hadi. Hadi benimle dövs. Hadi bakalım. O ellerini kırayım da yok okumuşum, yok doktorum diye dolanmasın etrafta. Hadi götür beni ona. Boyut devrim. Aziz anne dur. Bir dur ya. Benim de suçum var. Ben de çok gittim üstüne. Benim de kabahatim var. Yeter sus. Dayağı yemiş oturmuşsun. Hala onu savunuyorsun. Bir kadını şu vaziyete getirmenin şey mi olurmuş? Mazereti falan olmaz bunun. Tarafları vardı. Ama ben bu raddeye geleceğini bilemedim. Sen akıllı kızsın Gönül. Hiç mi bir şey anlamadın? Nasıl anlayayım Hatice anne? Hayatım boyunca başımı okşayan bir annem, bana sahip çıkan bir babam mı olmuş? Sevilmenin ne demek olduğunu bilmeden büyüdüm ben. Sonra bir adam çıktı karşıma. Sevdi beni. Üstelik yakışıklı, başarılı. Bütün kadınlar onun peşinde. Ama o kalkıp seni seviyor. Hem de ne sevmek. Aşk nedir bilmiyorum ben. Bütün o iniş çıkışları normal sandım. Aşkı da parası da yerin dibine batsın. Sabah gidip sana bir darp raporu alalım. Sonra da polise her şeyi anlat. Kızım saçmalama. Yanına mı kalsın herifin? Başkasına da mı yapsın? Yapmış zaten. Eski sevgilisi beni uyarmaya çalıştı. Ama ben kadınla konuşmaya gittiğimde kadın ölmüştü. İntihar etmiş. Zaten kavga da bu yüzden çıktı. Ben kadını sorunca birden deliye döndü. Allah'ım aklına sahip ol yarabbim. Gönül kalk. Gidiyoruz. Bunların hepsini polise anlatman lazım. Taksi çağıralım. Hatice. Neredeydi bunun numarası? Hatice anne dur. Dur ne olur dur. Ne olur yapma. Lütfen. Lütfen yapma. Bu gece benim takatim kalmadı. Bu gece geçsin. Olur mu? Yarın karar vereceğim ne yapacağımı. Söz. Ya hala onun söylediklerine inanmak istiyorsun değil mi? Of Gönül. Ne diyeyim ki ben sana? Tamam. Hadi yat uyu. Uyu da sabah daha sağlıklı düşünürsün belki. Ben de şu elbiseni yıkayıp asayım dışarı. Thank you.
çarpmayacak, anladın mı? Yapma, istemiyorum, yapma. Yapma, yapma. Oh, mis gibi kokmuş ev, ne güzel. Hatice anne, günaydın. Günaydın kızım. Mis gibi kokutmuşsun evi. Böreği ne ara yaptın? Ben çok erken kalktım kızım. İşte elimi oyalasın diye. Kızıma bir börek yedirmeyecek miyim? Aa, çok güzel görünüyor sofra. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Benim yüzümden uyuyamadın değil mi? Senin yüzünden değil. O uğursuzun yüzünden. Boyu devrilesice. Hadi neyse, boş ver. Şimdi şöyle bir ağız tadıyla kahvaltı edelim. Dur kızım. Elin acımaz. Dur dur. Ben koyayım. Günaydın. Aa, günaydın. Buyurun. Telefonu dün arabada düşürmüşsünüz de ben de sabah fark ettim. Geçerken bırakayım istedim. Aa, ne zahmet ettiniz. Çok teşekkür ederim. Yok canım, ne zahmeti. Zaten yolunu istiyordum. Hatice annem, Yusuf Bey. Dün gece poliklinikteydi. Beni buraya o bıraktı. Aa, öyle mi? Teşekkür ederiz. Estağfurullah. O zaman iyi günler. Aa, ama olmaz. Böyle sofra kuruluyken gidilir mi? Buyurun geçin. Bizimle bir kahvaltı edin çayımızı için. Ben hiç rahatsız etmeyeyim, sağ olun. Yok yok, buyurun. Memnun oluruz. Lütfen gelin, ben bir tabak getireyim. Buyurun. Nasılsın? Daha iyiyim, teşekkür ederim. Aylin, Gönül aradı mı? Nasıl yani? Ben gece siz tekrar aramayınca buluştunuz zannetmiştim. Hiçbir yerde yok. Gönül yapmaz öyle, arar yani, bir şekilde kesin haber verirdi. Başına bir şey geldi demek ki, polise gidelim. Ya dur, polis falan karıştırma şimdi. Düğün öncesi paparazzilere yem olmak istemiyoruz, tamam mı? Sizin aranızda ne oldu Tekin Bey? Yani kalbini kırdınız desem ama... Aylin, bak dün gece çok yoruldum, tamam mı? Neslihan'la uğraşmayayım. Ama Gönül... Tamam. Gönül düğün öncesi biraz gergindi ve tartıştık. Tamam mı? Tamam mı? Tamam. Ara şimdi onu. Aradığınız numaraya şu yok. An yok mu? Diğer sesinden sonra lütfen mesaj bırakın. Başınıza ne oldu? Çarptım. Hayret vallahi Gönül. Elin o haldeyken nasıl yardım ettin Yusuf Bey'e? Senden korkulur. E, doktoru bekleseydik yanmıştık. Kendi pansumanı da kendi yaptı. Yuvada da öyleydi o. Düşerdi ağlamazdı. Basardı tentir diyordu dizine. Öbür çocuklar uğraştırırdı. Ama Gönül her işini kendi yapardı. Anaokulunda mı? Yetimhanede. Siz yetimhanede mi çalışıyordunuz? 25 yıl çalıştım. Emekli olunca da buraya yerleştim. Siz ne işle uğraşıyorsunuz Yusuf Bey? İç mimarlık okudum ben. Ama işin işçilik kısmı daha çok hitap etti sonra. Yani marangozumu anlayacağınız. Oh, pek güzel, pek güzel. Çoluk çocuk var mı? Yok. Ben müsaadenizi isteyeyim. Bir çayımızı daha içseydiniz. Başka zaman inşallah. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Kızım. Yolcu edeyim sizi.
rahatsız olmasaydın. Yok yok. Teşekkür ederim telefonu getirdiğiniz için. Ayrıca dün akşam içinde. Rica ederim, ne demek. Bu arada benim atölyem yakınlarda bir yerde. Hani bir şeye ihtiyacın olur falan. Tamam, sağ olun. İyi günler. Tekin, oğlum acilde dediler. Çok merak ettim. İyi misin? Gördüğün gibi işte. Bir dakika, sen bir otur bakayım. Ben halledeyim onu. Oturur musun? Tut bakayım şunu. Otur. Ne oldu? Kavgaya falan mı karıştın? Ya Ali, işin yok mu senin? İşim var işte. Sensin, görüyorsun. Hadi tak şunu, hadi. Tamam, bir dakika. Tamam mı? Bir dakika dur. Hadi. Tamam. Tamam hadi, yeter yeter. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bundan haberin var mı senin? Evet. Ne? Başka bir şey söylemeyecek misin? Neyin peşindesin sen? Tekin, bu kadınla aranızda husumet vardı sizin. Gecenin köründen beri ortalıkta terör estiriyormuşsun. Kafan da bu halde. Bak bana doğruyu söyle. Eğer bu kadını hırpaladıysan ve o yüzden kendini attıysan... Ali! Bir dakika. Lütfen benden hiçbir şey saklama. Bak sonra her şey için çok geç olabilir. Her şey senin üstüne kalabilir. Durup dururken başımıza iş almayalım. Benim hiçbir alakam yok. Bulmuş belasını. Yani evet, aslında doğru söylüyorsun. Manyağın tekiydi. Bak. Ne güzel oldu. Mis gibi. Bu o mu yoksa? Evet. Kimse gözaltına alınmamış. Hiçbir şüpheli bile yok. Yanlış yapıyorsun Gönül. Bu kadın senin için hayatını tehlikeye atmış. O kör olasıca bir şey yaptıysa... cezasını çekmediği her gün bu kadın vebali senin de üzerinde kalır. Ne bileyim ben. Fotoğrafları görür görmez polise mi gitmem gerekirdi? Bilmiyorum. Ne yapacağımı bilemedim. Ben Tekin'le yüzleşelim, bir konuşalım istedim. Bir açıklaması vardır diye düşündüm. Kül kedisi masalı bitmesin istedin. Onun her gün hastanede, ameliyatlarda insanları kurtarmak için nasıl çaba sarf ettiğini ben görüyorum. Böyle biri nasıl katil olabilir? Fevri olmak başka bir şey, katil olmak başka bir şey. Ne biliyoruz canım? Belki de kadın gerçekten intihar etti. Ona mahkeme karar verecek. Senin işin bu kadına vicdan borcunu ödemek. Ne gönderdiyse al yanına, hemen gidiyoruz emniyete. Hadi kalk, şunu da giy üstüne. Ben bir şey alamadım ki. Evden çıkarken, korkudan kaçarken bir şey alamadım. Evde kaldı hepsi. Geçmiş olsun. Çoktan yok etmiştir. Zinar ne desen ispat edemez. Ah be kızım. Ne diyeyim ki ben sana? Daha da hiçbir yere bırakmam seni. Burada benimle kalıyorsun. Thank you.
Efendim? Alo, Aylin, benim Gönül. Gönül? Gönlüm sen neredesin ya? Deli olduk meraktan. Başına bir şey geldi sandım. İyi misin? İyiyim, iyiyim. Merak etme sen beni. Ben uzaktayım biraz şimdi. Kızım, Tekin döne döne her yerde seni arıyor. Görmen lazım. Böyle delirdi iyice. Hastaneyi falan hep böyle birbirine kattı. Ya ne oldu sizin aranızda? Allah aşkına söyle. Biz ayrıldık. Ne? Ya saçmalamayın ya. Olur mu öyle şey? Ya bitti bu iş Aylin. Neyse boş ver. Sen beni merak etme, ben iyiyim. Sadece kafamı dinlemek istiyorum biraz. Bir şey mi yaptı yoksa sana o? Ya söyle neredesin, hemen yanına geliyorum. Yok yok, gerek yok. Sağ ol arkadaşım, gerek yok. Ben iyiyim. Sen sadece benimle görüştüğünü kimseye söyleme, tamam mı? Bu numarayı kimse bilmesin. Özellikle de Tekin. Bak Aylin, sakın adımla da kaydetme numarayı. Ya niye böyle oldu kızım ya? Ama bak ara, tamam mı? Sakın beni habersiz bırakma. Tamam, ben ararım seni. İyi. Tamam, sen kendine iyi bak. Tamam, tamam. Seviyorum seni. Ben de seni çok seviyorum. Tamam, hadi dikkat et. Tamam. Tamam, görüşürüz. Hadi hoşça kal. Hadi bay bay. Ne söyleyeceksen söyle Mahmut, kıvranıp durma. Bilmiyorsun beyim. Kürşat'la ilgili değilse bilmek de istemiyorum. Babam perişan halde. Sen evladını kaybettiysen o da torununu kaybetti. Sen hapse girdin. Üzüntüsünden hastalar oldu. Görüşmedin, konuşmadın. Ya ne yardımımızı kabul ettin ne de intikam planını dinledin. Mahmut. İntikam benim, onun değil. Kimse ilgilendirmez. Baban tek başına hareket etmesin. Memlekete gelsin, işlerin başına geçsin dedi. Tek erkek evladı sensin. Seni buralarda koruyamayız biz. Eninde sonunda bulaşacak bunlar sana. Yarım kalan işi bitirmek isteyecekler. Mahmut, git o patronuna söyle, benim babam yok. Memleketim yok. Beni de öldü biz. Ha, sen de ver kararını. Benimle misin, onunla mı? Karar mı? Oğlunu gömdüğün gün sana bir söz verdim. Ne karar verirsen ver, ne yaparsan yap, seninleyim ben. Tamam. Git o zaman o eve girmenin bir yolunu bul bana. Kürşat'ın evine bir şekilde gireceğim. O herif daha fazla nefes almayacak. Merhaba Kürşat Bey. Merhaba. Çık kızım. DNA raporunun sonucunu aldık Kürşat Bey. Durum tam tahmin ettiğimiz gibi. Aldığımız örnekler şüpheye yer bırakmayacak şekilde örtüşüyor. Yani Gönül Hanım sizin biyolojik kızınız. Kimse bilmeyecek. Hiç kimsenin gönülden haberi olmayacak. Durduk yerde kızın başını yakmayalım. Siz hiç merak etmeyin. Peki şimdi ne yapacağız? Gönül'ü bana getir. Kızımla tanışmak istiyorum. Gönül. Yusuf. Nasılsın? İyiyim. Çarşıdan mı? Evet, birkaç işim vardı da onları hallettim. Bayağı yol yürümüşsün. Geldiğinden biraz bir kahvemizi iç. Yok, rahatsız etmeyeyim şimdi. Hem Hatice annem de bekler. Sargıyı çıkarmışsın. Çıkardım ya, çalışırken zorladı. İyi herhalde. İyi ama iyi. Geçmiş olsun abla. Kaza mı? Rıdvan, sen bize iki tane kahve yapsana. Tabii. Nasıl olsun? Yok, ben kalmayayım gerçekten. Siz de işinizden ederim. Gel bir kahve iç, ondan sonra gidersin. Peki. Orta. Bir orta, bir acı. Hadi gel.
Sen şimdi bunu benim odama götür. Hasta yakınında beklet. Ben geleceğim birazdan. Ali. Ne haber baby? Tekinmeyle konuştun mu? Ne hakkında? Gönül'le ayrılmışlar. Gene mi ayrılmışlar ya? Ya sen bilmiyor musun onları? Gönül yine saçma sapan bir şey bozulmuştur. O tribine atar. Bizimki gönlünü alır. Bir iki güne kalmaz eski hallerine dönerler. Ya sanmıyorum bu sefer. Başka galiba çok kötü bir şey olmuş. Yani Gönül bayağı bayağı bitirmiş kafasında. Ha. Ne olduğunu söyledi mi? Onu ben sana soruyorum işte. Yani benim de hiçbir fikrim yok. Tamam ben konuşacağım Tekin'le. Aynı hemşire bir bakar mısınız? Ne oldu? Bir avukat Üçtür Gönül Hanım arıyor. Cep telefonu istedi vermedim. Çok önemliymiş. Tamam canım. Alo. Ben Aylin Özbey, Gönül'ün arkadaşıyım. Kiminle görüşüyorum? Merhaba, ben avukat İlmi Yavuzcan. Bir müvekkilim adını arıyorum. Gönül Hanım'a acilen ulaşmamız gerekiyor. Yardımcı olabilir misiniz? Konu nedir? Ailevi bir durum diyelim. Ne ailesi ya? Dalga mı geçiyorsun sen benimle? Gönül'ün ailesi falan yok. Bakın, bilmediğiniz şeyler var. Siz Gönül Hanım'a nasıl ulaşabileceğimi söylerseniz. Kendisi ulaşılmak istemiyor, yardımcı olamayacağım. İyi günler. Durun Aylin Hanım. Bir saniye. Evet. Müvekkilim Gönül Hanım'ın babası. Kendisiyle tanışmak istiyor. Paparazisin değil mi sen? Bana bak, sen nereden ne duydun bilmiyorum ama buradan sana ekmek çıkmaz. Bir de utanmadan kızın en zayıf noktasını kullanıyorsun diye biçim insanlar. Allah leş kargaları. Aybüke, telefonu al, unuttum. İyi sıktın mı? Bak damlatmasın yine ha. Sonra bütün gece şıp şıp başım ütülüyor. Garantisi benim ablam bunun. Aa, hayırdır gündüz vakti? Kim var içeride? Tesisatçı var. Söyle gitsin. Usta, tamam bırak sen şimdi bunu, yarın hallederiz. Musluk kaldı. Ya hadi yarın hallederiz, tamam sağ olasın. Vallahi güzel, keyfim bilir ablacığım da. O zaman da ben müsait olur muyum onu bilemiyorum. Sana git demiyorum. Sana çık git demiyorum lan. Duymuyor musun? Ne yapıyorsun be? Çık dışarı. Allah Allah. Ne bir öfke be? Ne oluyor? Sen bu sinirle adam bile öldürürsün vallahi. Bir sakin aşk dostum, bir sakin. Gel bakayım sen. Ha, prenses de kavga edilmiş belli. Ne oldu bu seferki sert geçti galiba. Ya, yeter. Tamam bir şey demedim. Atarlı cerrahım, senin ilacın bende. Aman benim cerrahım, ben sana iyi gelirim. Şşt. Omzunun faili belli oldu. Burasıymış demek. Ah be abi, sinirini buradan çıkarıyorsun değil mi? Ben de ahşap boyardım eskiden. Ama tabii benimkiler bu kadar güzel olmuyordu. Uyduruk biraz. Öyle yurtta vakit geçirmek için yapardım. Çünkü bizde bir şeylerle uğraşmayanlar genelde birbirleriyle uğraşırlardı. Ben de küçükken uğraşırdım. Gerçi ben biraz da hırsım alıyordum galiba. Sonra fakülte falan derken bir baktım marangoz olmuş. Diplomalı marangoz. Rüzgar çıktı. Yağmur mu yağacak? Çok zannetmiyorum ya, bayağı uzaktan geldi sesi. Ne bileyim böyle bir şey gibi.
Ben açarım. Bunun önüne bir şey koymak lazım. Böyle durmuyor. Kapı kapanınca atölye havasız kalıyor. Benim de ruhum daralıyor kapılar kapanınca. Bütün gün onu aradım. Evde yok. İşe gelmiyor. Cep telefonu kapalı. Bütün hastaneleri arattırdım. Hiçbir yerde yok. Kız seçimini yapmış. Sen de kendini daha fazla küçültme istersen. Anlamıyorsun baba. Ya başı beladaysa, ya yardıma ihtiyacı varsa, ya bir yerde bayılıp kaldıysa. Niye bayılıp kalsın ki bir yerde? Çünkü aklıma başka bir şey gelmiyor. Ne kadar kötü? Cevap ver bana, ne kadar kötü? Bilmiyorum baba. Her şey o kadar hızlı gelişti ki. Biraz itiştik, sağa sola çarptık. Bana bitti dedi, yüzüğünü çıkarmaya kalktı. Sonrası bölük pörçü, kendimi durduramadım. Doktor gibi konuş benimle. İç kanama olabilir. Muhtemelen kafa travması. Sağ el orta falanks kökünde kırık. Yüzeysel ekimozlar, kolunda doku ezilmesi. Anlaşmıştık seninle. Bu işlerle uğraştırmayacaktın beni. Merak etme baba. Uğraştırmayacağım. Ben polise gidiyorum. Ne yapacaksın polise gidip? Nişanlımı darp ettim. Yerde düşüp bayılmış mıdır diyeceksin. Tekin, o kız hemşire. Başının çaresine bakabilir. Baba yardım etmeyecek misin? Dua et de seni polise şikayet etmesin. Asıl o zaman yardıma ihtiyacın olacak. Abi, bu kızı dövmüşler değil mi ya? İşin yok mu senin? Yazık ya. İnsan nasıl kıyar abi şu kızı? Baksana üflesin uçar zaten. Pek de güzel kız değil mi abi? Kim dövmüş biliyor musun? Bilmiyorum Rıza. Sen de karışma. Duymayacağım bir daha. Pardon abi. İnanmıyorum. Bu saat doğru mu? Ben iki saattir burada mıyım? Bu iş böyle vallahi, zamanı bile unutturur insanı. Çok geç kaldım. Çarşıya diye çıktım, akşam oldu. Hatice anne çok merak etmiştir. Bırakayım ben seni, merak etmesin daha fazla. Tamam. Aydın Hanım. Bir saniye bakabilir misiniz lütfen? Buyurun. Telefonda konuşmuştuk. Ben avukat İlmi Yavuzcan. Evet, avukatmışsınız. Ne istiyorsunuz? Daha önce söylediğim gibi, babası görüşmeyi arzu ediyor. Gönül Hanım'a acil ulaşmamız lazım. Fazla vaktimiz yok. Nerede o? Arabada mı? Babası mı? Tabii ki değil. Görürüz şimdi. Tekin Bey, ayıp oluyor. Aylin Hanım. Gönül Hanım'ın nişanlısını bu işe karıştırmamayı tercih ederiz. Siz ne istiyorsunuz o zaman Gönül'den? Elinizdeki DNA raporu Gönül Hanım'ın müvekkilim Kürşat Büyükşahin'in kızı olduğunu kanıtlıyor. Gönül'e ulaşmadan siz nasıl onun için test yapabiliyorsunuz ki? Nereden bileceğim yani ben bunun bir oyun olmadığını? Dilerseniz müvekkilim testi tekrarlayacaktır. Ancak sonucu çıkana kadar Kürşat Bey'i kaybedebiliriz. Durumu çok ağır. Baba kızın tek tanışma şansının elimizden kaçması yazık olur değil mi? Siz bunu bir düşünün. Ben sizden haber bekliyorum. Seni de yordum buraya kadar. Yo, ben dava almış oldum, iyi oldu. Atölyede vakit geçirmek bana da çok iyi geldi. Sakin, huzurlu bir yer. Rıdvan'ın o heyecanlı halleri bile bozamıyor huzuru. Aa, ona teşekkür edemedim. Öyle apar topar çıktık. Şöyle yaparız, bir dahaki gelişinde dersin. Tamam.
Ben gideyim artık. Tamam. İyi geceler. İyi geceler. Aklımı oynattım kaç saattir. Biraz daha gelmesen polisi arayacaktım. İyi ki yapmadın öyle bir şey. İyiyim. Bana bak. O gözü dönmüş mü çıktı karşına yoksa? Yok yok, o beni bulamaz. Seninle görüştüğümü bilmiyor. E neredeydin o zaman? Yusuf'un atölyesinde. Öyle elime boya fırça falan tutuşturduğu zaman nasıl geçti anlamamışım. Aa, sen beklemişsin, yememişsin. Bak sen. Yusuf'un atölyesi. Evet. Adamın adı Yusuf. Hmm. Sabah daha Yusuf Bey'di de neyse. Benim aklıma gelmedi hiç eline bir iş vermek. Akıllı adammış. Konuk komşu da benimsemişler ilk günden. Düzgün birine benziyor diyorlar. Aa, konuk komşuya mı sordun adamı? Rahatladın mı bari? Ferahladım biraz diyelim. Ay aşk olsun Hatice anne. Bize ne adamdan? Bize ne diyorsun da yanından geliyorsun. Tanıdığın, bildiğin adam seni bu hale koydu. Bilmediğimiz neler etmez. Ay Allah korusun. Neyse, düzgün birine benziyor. Ben çorbayı ısıtayım. Sen de şu üstünü başını değiştir. Aylin, ne yapıyorsun böyle burada tek başına? Hava almaya çıktım biraz. Bana bak, yoksa Gönül'den kötü bir haber mi var? Yo, niye olsun ki? Nereden çıktı şimdi Gönül'den? Her şey Gönül'le mi ilgili? Tamam ya, atarlanma bir dur. Hayır yani seni burada böyle tek başına karalar bağlamış görünce kafanda bir şeyler var belli ki. Benim de bir özel hayatım var, ondandır. Ha, pardon. İyi akşamlar. Ali, Tekin Bey'le konuştun mu? Bu akşam çıkacağız, biraz kafayı dağıtacağız. Gece de bende kalırız. Eğer bir şeyler anlatmak isterse anlatır. Onu yalnız bırakma bu ara. Azgın boğa gibi önüne çıkanı deviriyor. Sen merak etme gamlı baykuş. Ben alacağım onun kızını. Ha, bana bak. Sen de burada böyle tek başına çok takılma. Hadi iyi geceler. İyi geceler. Sana söylemem gereken bir şey var. Ne babası ya? Ne babası? Bugüne kadar neredeymiş? Ben soğuk yatakhanelerde gün sayarken neredeymiş? He? Bir aferin hasretini çekerken neredeymiş? Hep bir başıma yaptım her şeyi. Daha iki gün önce orada beni hor gördüler, kimsesizim diye dudak büktüler. İki gün önce. Babammış. Ben bu hale gelene kadar neredeydi? Ne desen haklısın. Çok geç kaldın, çok. Ecel kapıya dayanınca aklına geldi tabii. Yansın pişmanlıktan, ölsün. Bugüne kadar o beni görmek istememiş, şimdi de ben onu görmek istemiyorum. Hadi bakalım. Tamam, tamam. Tamam kızım, estin gürledin. Gel şimdi otur. İstemiyorum. Kızgınsın, yaralısın. Haklısın da. Ama bunları ben biliyorum kızım. Acını, isyanını kendin haykırıp kendin dinliyorsun. Adamın haberi bile yok. Git, bağır, çağır, yüzüne söyle. Duysun, kendinden utansın. Seni ne kadar yaraladığını bilmeden ölmesin.
Nasıl yaşadıysa öyle ölüp gitsin. O adamdan hiçbir şey istemiyorum. Gönül, kaç çocuğun böyle bir şansı olur? Bütün bunlar içinde mi kalsın? İyi düşün kızım. Yarın geç olur, duvarlara konuşursun. Vallahi abi anlat diye bekliyorum ama hiç niyetin yok. Anlatmak ister misin? Ne oldu? Neden gitti gönül? Çünkü korkuyor. Başkaları gelip aklını karıştırmasaydı. Herkes yerini bilseydi, kendi işine baksaydı. Başkalarının hayatlarının içine etmeyip o kahrolası koca çenelerini kapalı tutabilseydi insanlar. Bundan hiçbiri olmayacaktı, tamam mı? Tamam, tamam. Sakin olur musun? Söyler misin? Bitti mi yani? Ayrıldınız mı? Ali bana bir daha bitti mi deme. Biz ayrılmadık öyle, tamam mı? Tamam, tamam. Sadece bana kızdı ve gitti. Hepsi bu. Tamam. Ama geri gelecek. Ben onu geri getirmesini biliyorum. Tamam abi, tamam. Sen de lütfen ağzınla iç. Bak gece çok uzun. Hani birileri yardım ediyor kıza ama kim? Bırak Allah aşkına be Tekin. Yani kafayı toparlayınca döner gelir yine sana. Babam? Babam olabilir mi? Tam onu seveceği işte. Zaten gönüllü evlenmemizi hiçbir zaman istememişti. İşte yeni bulaşmasın diye eski defterleri açtı. Ve buldu beni işte. Bir dakika nasıl sen? İknur'dan mı bahsediyorsun? Eknur yüzünden mi gitti gönül? Bunu mu demek istiyorsun? Ya Ali ne Eknur ya? Bana ne Eknur'dan? Sen söylüyorsun işte. Eski defterler diyorsun. Bak eski sevgilin ölmüş. Gönül gitmiş buradan. Senin kafa kıyak. Ya çok üzgünüm ama ben de bilmiyorum gerçekten ne düşüneceğim artık. Ne düşünürsen düşün be. Aa sıkıldım. Aylin bir yandan sen bir yandan. Düşün yakamdan be. Versene sen de bir tane daha. Sakin olur musun ya? Herkes bize bakıyor. Verme abicim hiçbir şey. Gidiyoruz. Tamam mı? Hadi abi. Hadi. Aa, yeter ama. Tek... Ne yapıyorsun lan? Dikkat etsene. Tamam kardeşim tamam. Kusura bakma arkadaşım biraz kafası bozuk da bir daha... Elimle ayağını bil lan. Eğlenmeye geldik buraya. Senin hatırını çekecek değilim ha. Lan. Ne dedin lan sen? Lan seni. Tamam lan. Ben yatıyorum. Tamam. İyi geceler. Ne zaman canın yansa bu kadar derinden sanırsın mümkün değil bir daha üzülmen. Ne inat ne gözü kara ne dayanıklı yürek acıyor aynı yerden her işe rağmen. Ne akıl kâr ediyor ne fikir. O sırada biliyorsun geçiyor o zamanla ama ne fayda yaralım tepeden tırnağa herkes yaralım alışılmıyor acıya yok kaidesi kuralı. Yaralı, tepeden tırnağa herkes yaralı.
taşımıyor acıya yok kaidesi kuralı kanayım. Ne kadar tutabilirsin gün uğruna dikeni. Ne gelen anladı ne giden olur biteni. Adıyorum aşka yeri kalan mı suya söyle. Mahmut konuşmamız lazım. Bir plan yapalım, böyle oturarak vakit kaybediyoruz. Tamam, sen nasıl istersen. Neredesin? Tam da olmam gereken yerde. Aa, Gönül. Yoksa uyumadı mı sen sabaha kadar kızım? Uyuyamadım. Düşünmekten. Sanki düşünmekle çözülecekmiş gibi. Kızım biliyorsun sen nasıl çözüleceğini. Biliyorum evet. Senin kalkmanı bekliyordum zaten. Ben gidiyorum. Tamam kızım gidersin. Bir kahvaltı edelim. Kafanı topla. Okuyor. Gideceğim bir an önce. Ne olacaksa olsun. Bitsin bu iş. Bu saatte otobüs araba geçmez buradan. Ben bulurum bir yolunu. Hadi görüşürüz. Gönül. Merhaba. Ne haber? Nereye böyle? İşim var da biraz şehre ineceğim. Ben de şehre gidiyorum. Ya götürürüm istersen. Gel hadi. Nereye bırakıyorum seni? Güzel soru. Hiçbir fikrim yok. Bir saniye. Alo, Aylin. Ha benim. Bir şey soracağım. Müsait misin? O nerelerdeymiş? Ali'de mi kalıyormuş? Emin misin? Tamam. Tamam canım. Bir de o avukatın numarasını bana bir ara mesaj atar mısın? Tamam. Tamam, arayacağım ben seni. Hadi merak etme öptüm. Çözdük mü? Evet. Evime gidiyorum. Rüyanda mı gördün? Abin nerede? Ne bileyim ben ya, bekçisi miyim onun? Bir bakar mısın siz de mi diye? Bakamam. Hem ne oluyor böyle bir gizemli haller falan, hayırdır? Ya dün gece çok içtik, şimdi de ortada yok. Evine de gitmemiş. Bana ne ya, koskoca herif bakar herhalde başının çaresine. Hadi ben yoğunum şu an, görüşürüz. Neşe bir dakika. Betekin, neredesin ya?
Gönül. 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 Gönül, geldik herhalde. Burası mı? Evet, evet. Burası. Her şey yolunda mı? Öyle görünüyor. Gönül dur. Bak, o gün karakola gitmek istemedim. Ama hala çok geç değil. Hemen gidip bir tutanak tutturabiliriz. Çaresiz değilsin. Evet, biliyorum. Teşekkür ederim. Ben halledeceğim, merak etme. Sadece yapmam gereken bir iki bir şey var. Seninle gelmemi ister misin? O gerek yok. Seni yeterince işinden ettim. Tekrar teşekkür ederim her şey için. Ben yine de buradayım, bekliyorum. Gönül.